Merhabalar, bugün sizlerle Gearbest üzerinden nasıl uyguna alışveriş yapabiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Bunun bir rehber videosunu haline getirmeye çalışacağım. Bu Gearbest için yaptığımız rehber videosunu daha sonrasında AliExpress ve Banggood için de yapmaya çalışacağım. Sizin istek ve arzunuz da bunun için tetikleyici bir faktör olabilir. Şimdi öncelikle indirimler derken neyden bahsediyoruz ondan bahsedelim biraz. Bildiğiniz üzere cashback dediğimiz yani alışverişten sonra belli bir miktar geri iade alabildiğiniz bir sistem var. Bu tarz siteler zaten sizin de bildiğiniz veya kullandığınız siteler olabilir. Ben daha çok berubi.com'u kullanıyorum. Fakat sizin istek ve arzunuza göre AvantageX veya Artway tarzı sitelerde de kullanabilirsiniz. Ben neden Berubi'yi kullanıyorum? Kısaca ondan bahsedeyim. Berubi, şimdi en çok alışveriş yaptığım AliExpress diyelim. Yanlış yazdık. AliExpress'te %5 gibi bir geri ödeme yapıyor. Aynı şeyi mesela şey için de bakalım. AvantageX için bakalım. Ve de Artway için bakalım. İnternetim biraz herhalde yavaş ondan dolayı. Bazı sıkıntılar çıkmış durumda. Mesela Artway'de geldi mi? Şurada trend mağazalarda aslında AliExpress var. 5,5'luk bir. Hatta şu an 6. %6'lık bir geri dönüş veriyor. Burada bonusları iki kategoriye ayrılmış. %4 ile %6 olarak. Bunlar herhalde kendi aralarında fark ediyor. %5,5 da AvantageX sitesi geri ödeme veriyor. Peki şu anki konumuzun da olan sitemiz ne veriyor? Şimdi Gearbest %5'lik bir geri ödeme veriyor. Şu an reklam engelleyici kullandığım için açık değil. Şöyle hemen yenileyelim. Evet, şu an %5'lik alışverişi şu an görebiliyorsunuz. Berubi'nin Gearbest için satış başına %5'lik geri dönüşü yaptığını görebiliyorsunuz. Peki diğer sitelerde durum ne? Şimdi bir de ona bakalım. Mesela Gearbest diyelim. Burada 2,5 olduğunu görebiliyorsunuz zaten direkt içerisinde. Bu artmış hali. Artway'de de bu tarzda bir farklılık var. Alışveriş tarihleri Artway'de bonuslar sık sık değişebiliyor. Mesela 0,5'ti benim baktığım dönemde 2,5'a kadar yükselmiş. Fakat düzenli olarak 2,5'ta kalmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de burada 0,8'lik bir geri ödeme alıyorsunuz. Yani AvantageX aralarında en az geri dönüş yapanı şu anlık şimdilik bunu kapatalım. Peki ben neden Berubi'yi kullanıyorum? Çünkü ben yıllar önce de Berubi'yle alışveriş yapmıştım. Şimdi dilerseniz ben şu an Gearbest'ten alışveriş yapacağım ve %5'lik geri ödemeyi de alabilmek için Berubi üzerinden alışveriş yapacağım. 2,5'tan daha fazla olduğunu düşündüğüm için ki öyle zaten. Peki daha fazla indirimi Gearbest üzerinde nasıl sağlarım? My Point dediğiniz yani benim puanım kısmında sizin her alışverişinizde veya mobilde de her gün bir giriş yaptığınızda bir puan veriyor. O da 0,02 dolar demek oluyor. Bazı günler ek puan veriyor. Onda da 2 puan veriyor. Şurada gördüğünüz üzere 0,04 sent yapmış. Yani 4 sent yani 0,04 dolarlık bir para kazandırmış bana. Bu paraları ben yapacağım herhangi bir alışverişte kullanabiliyorum. Tek faktör %30'unu geçmemek şartıyla. 1 dolar da 50 puan demek. Benim şu an bakiyemde 2,28 dolarlık bir bakiyem var. Şimdi ben yapacağım alışverişte bunu kullanacağım. Peki bu puanları farklı yerlerden nasıl kazanabilirsiniz? Şimdi alışveriş yaptığınızda bir puan kazanıyorsunuz. Okey, bunu anladık. Peki başka nasıl kazanabilirsiniz? Biraz da ondan bahsedeyim. Hemen kısa bir şekilde son alışverişimizi yapalım. Rehber videomuzu da bitirelim. Şimdi My Order kısmına geldim. My Order kısmında gördüğünüz üzere şu an iki tane cancel olarak yani sonuçlanmamış iki alışverişim var. Bunları zaten şu an alacağım bir ürün. MotoSpeed V30 olacak. Bunu da zaten buradan görmüş olabilirsiniz. Şimdi iki tane saat almışım. Daha öncesinde de V20 almışım. Şimdi bunların incelemesini yapmamışım. Hatta bunun alışverişini tamamlamamışım bile. Bunu yakın bir zamanda tamamlarız. Şimdi V20'nin incelemesini yaptım. Mesela V20 hakkında
geri dönüş yapacaksınız. Geri dönüş yaptığınızda size burada yaptığınız alışverişin memnuniyetiyle alakalı şu doldurma kısmına 5 gear best puanı veriyor. Aynı şekilde burada yapacağınız geri bildirimde, yani ürün hakkındaki geri bildiriminizde 10 gear best puanı daha veriyor. Yani 15 gear best puanı yapmış oluyorsunuz. Burada yüklediğiniz fotoğraf, 3 tane fotoğraf gözüküyor. 3 fotoğraf için 20 puan alıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki toplamda 35 puan kazandınız. Video yüklerseniz de şayet ekstra olarak YouTube linkinde, bak burada kabul ettiğini söylüyor, 50 ile 250 puan arasında size bir geri dönüş sağlıyor. Bu da şu demek oluyor: ne kadar az incelemesi yapılan, ne kadar revaçlı bir ürünü yaptıysanız ona göre bir puan belirliyor size. Hiç incelemesi yapılmamış bir ürüne inceleme videosu atarsanız daha fazla puan geleceğini ben biliyorum. Denemediğim için net bir şekilde bir şey söyleyemiyorum ama duyduğum ve gördüğüm bilgiler bu yönde. Biz gene de en kötüsünü düşünelim. 50 puan geldiğini düşünürsek 35 artı 50 85 puan yapıyor. Hemen şöyle kısa bir matematik yaptığınızda da hesap makinemizi açalım. 50 puan 1 dolardı. 85 puan kaç dolardır diyeceğiz. Yani 1 dolarla 85'i çarpacağız, böleceğiz 50'ye. Bu da demek oluyor ki 1.7 dolarlık bir indirim sağlamış oluyorsunuz her alışverişinizde aşağı yukarı. Şimdi bu 1.7 dolar çok fazla büyük bir rakam gözükmeyebilir gözünüzde. Fakat 10 dolar ya da 20 dolar aldığınız bir ürünü, mesela ben Motospeed V20'yi 20 dolar aldım. Cashback'le aldım. %5'lik bir cashback kazandım. Alışveriş yaptığım için ekstra bir puan kazandım. O tabii Gearbest'in kendi algoritmasından belirleniyor ne kadar puan kazanacağım. Oradan bir puan kazandım. Geri dönüşten bir puan kazandım. Ayrıca bir de inceleme yaptığım zaman da ekstra bir puan kazanıyorum. Yani 20 dolarlık ürün bana geliyor 15 dolara aşağı yukarı. Türk parasıyla anlatmak istersek 20 dolar 70 lira yaparken 15 dolar ise 52 lira yapıyor. Yani 18 liralık, yani 17-18 liralık bir indiriminiz olmuş oluyor. Bu da gayet güzel bir rakam. Şimdi gelelim alışveriş kısmına. Şöyle hemen tekrar baştan kapatacağım. Tekrar giriş yapacağım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi benim alacağım ürün Motospeed V30. 4 tane rengin olduğunu söylüyor. Fakat ben siyahını alacağım. Diğer renklerin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu sepetimize ekleyelim. Evet, şu anlık 16 dolarlık bir fiyatımız var. O da ne demek oluyor? Hemen bir bakalım. 16 dolar. 56 liralık bir alışverişimiz var şu an. Bakiyemizde. 2.25 verirsem takipli yapabiliyorum. Fakat fazla geldi bana 2.25. 8 lira aşağı yukarı. 112 puanımı kullanarak 13.75'e kadar düşürdüm fiyatını. Şimdi geçelim alışverişin geri kalan kısmını tamamlamamıza. Tabii ki de takipli yapmanızı ben tavsiye ederim. Fakat normalde bana takipli için gelen miktarlar 60 kuruşta 1 dolar arasında falan oluyordu. 1 doları da biraz geçen oluyordu. Fakat hiçbir zaman 2 dolar gibi bir takipli kargo fiyatı ödemedim. Ödemem de yani. Türkiye'de sanki ürün alıyormuşçasına bir fiyat istiyorlar. Ekstra bir şekilde. Ki ben buraya takipli için ekstra bir ücret ödeyeceksem AliExpress'ten almam daha mantıklı benim için. Çünkü AliExpress benim gördüğüm kadarıyla daha hızlı geliyor. Şimdi tekrar continue diyeceğiz. Evet, burada gördüğünüz üzere şu an alışverişimiz tamamlandı. Alışverişimiz başarıyla tamamlanmış. Şu an alışverişimizi yaptık. Şuradan da hemen My Order kısmından bakalım alışverişimizin tamamlanıp tamamlanmadığını. Evet, burada görebiliyoruz. 13.75 dolara Motospeed V30'u aldık. Yani şu an 13.75 dolar ne kadar yapıyor? 48 lira 41 kuruş. Hemen hesaplayalım. 48 lira 41 kuruş çarpı 0.05, fazla 0.5'e bastık. 2.5, yani 2.40 kuruş. 2 lira 40 kuruşluk bir geri ödeme aldım. Bu da demek oluyor ki 40 kuruşu şuradan çıkar. 46 liraya Motospeed V30'u satın aldım. Bakalım ne zaman gelecek.
Bir sonraki alışveriş rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.